24. Sohbet. Allah'ın idaresine ortak olmamak. Bu konuşma hicretin 545. yılında Zilhicce'nin 14. günü pazar sabahı dergâhta yapılmıştır. Nefsleriniz, hevai arzularınız ve tabiatlarınızla izzet ve celal sahibi Hakk'ın tedbirinde ve ilminde kendisine ortak olmayınız. Gerek kendiniz mevzu bahis olduğu, gerekse sizden başkaları mevzu bahis olduğu zaman Allah'tan korkunuz. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Büyüklerden biri şöyle der: İnsanlar mevzu bahis olduğu zaman izzet ve celal sahibi Hakk'a uy. Hak mevzu bahis olduğu zaman insanlara uyma. Kırılan kırılır. Kusurunu telafi etmek isteyen telafi eder. İzzet ve celal sahibi Hakk'a uymayı onun salih kullarından öğreniniz. Onlar ki Hakk'a gönül rızasıyla muvaffakat ederler. İlim amel içindir, yoksa sırf ezberlemek ve insanlara anlatmak için de değildir. Önce öğren ve öğrendiğinde amel et. Sonra da başkasına öğret. Önce öğrenir, sonra da amel edersen sendeki ilim konuşur. Sen sükût etsen ve konuşmasan bile ilim amel diliyle konuşur. Yani ilminle işlediğin amel, ilmin amel olarak konuşması demektir. Hem de ilim diliyle konuşmasından daha da çok olarak. İşte bunun içindir ki büyüklerden biri, Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun, şöyle der: Kiminki bakışı ve bir arada bulunuşu sana fayda vermiyorsa vaazı da fayda vermez. İlmiyle amil olan kişinin ilminden hem kendisi faydalanır hem de başkaları. Zira izzet ve celal sahibi Allah beni benim yanımdaki huzur halleri miktarınca dilediği kadar konuşturur. Aksi halde sizinle benim aramda bir adavet, düşmanlık vardır. Eğer ben ilmimle amil değilsem konuşmalarımın size faydası olmadığı gibi kendime de faydası olmaz. Üstelik sizinle aramda bir adavet, düşmanlık peyda olur. Malım, metam sizin istifadeniz için ortaya dökülmüş, saçılmıştır. Benim için hiçbir şey yoktur. Eğer kendim için bir şey bulmuş olsaydım, bunu sizden esirgemez, sizin onu almanıza mani olmazdım. Sizinle benim aramda nasihat etme ve nasihat dinleme münasebetinden başka bir şey yoktur. Ben nasihat edeceğim. Siz de dinleyicisiniz. Hepsi bu kadar. Ben İzzet ve Celal sahibi Allah için size nasihat ediyorum. Kendime değil. Kadere gönül rızasıyla boyun eğ, yoksa seni mahveder. Onunla yine onun arzusuna uygun olarak yürü. Aksi halde seni boğazlar. Sana merhamet edinceye ve seni kaldırıp sırtlayıncaya kadar onun önünde alçak gönüllülükle sabit dur. İşin bidayetinde tasarruf erbabının prensibi çalışmak kazanmaktır. Onlar ihtiyaç miktarı dünyalık alırlar. Onu da mutlak surette şeriatın eliyle meşru olmayan ve şeriatın müsaade etmediği hiçbir şeyi almazlar. Allah dostlarının çalışarak kazanmaları, çalışmaktan aciz kalıp tevekkül geldiği ve kalplerinin mühürlenip uzuvlarının bağlandığı zamana kadar devam eder. Çalışmaktan aciz kaldıkları an ise dünyalıkları kifayet miktarı ve hazırlanmış olarak kendilerine gelir. Hem de zahmetsiz, meşakkatsiz olarak. Ahirette mukarrebinden, yani Allah'a yakın olan kullardan biri kendi iradesinin dışında cennet nimetlerine gark olur. Fakat o nasıl ki vaktiyle dünya nimetlerini alırken izzet ve celal sahibi Allah'ın rızasına uyduysa, aynen bunun gibi cennet nimetlerine nail olurken de yine Allah'ın rızasını uyar. Allah hem dünyada hem de ahirette onların rızıklarını kafi miktarda kendilerine ulaştırır. Çünkü o kullarına zulmedici değildir. Ey oğul, himmet ve gayretin nispetinde ilahi lütfa mazhar olursun. İzzet ve celal sahibi Hak'tan gayri ne varsa kalben hepsinden sıyrıl, hepsinden uzaklaş. Ta ki ona yaklaşabilesin. Kendinden de, Allah'tan gayri diğer fanilerden de geç, sıyrılır. Tamamen ölü hale gel.
Allah'tan başka hiçbir şeyle alakan kalmaz. İşte o zaman İzzet ve Celal sahibi Rabbinle arandaki perdeler kalkar. Bu sırada biri Abdülkadir Geylani Hazretlerine sordu. Nasıl öleyim? Ölü hale nasıl geleyim? Geylani Hazretleri ona cevaben söze başlayarak dedi ki: nefsine, hevai arzularına, tabiatine ve adet ve alışkanlıklarına uymaktan ve insanlara ve sebeplere bel bağlayıp onlara dayanmaktan vazgeç. Onların hepsinden ümidini kes. Onları Allah'a ortak yapmayı ve izzet ve celal sahibi Hakk'ın gayrinden bir şey istemeyi bırak. Bütün amellerini sırf Allah rızası için yap. Onun nimetlerini istemek ve o nimetlere nail olmak için yapma. Onun tedbirine, idaresine, kaza ve takdirine, fiillerine razı ol. İşte bütün bunları yaptığın an kendinden geçmiş, kendinden ölmüş, onunla dirilmiş olursun. İşte o zaman kalbin onun meskeni haline gelir. O onu dilediği şekilde çevirir. Bu vasıflardaki bir kalp Allah'a yakınlık Kâbesinde bulunur. Hem de o Kâbe'nin örtülerine tutunmuş olarak, hem de Allah'ı zikrederek, hem de Allah'tan nada ne varsa hepsini de unutmuş olarak. Cennetin anahtarı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulüdür, sözüdür. Bu bugün de yarın da böyledir. Ancak hem kendinden, hem kendinin gayrinden, hem de Allah'tan mada ne varsa hepsinden geçmiş, hepsinden sıyrılmış olmak. Ayrıca şeriat esaslarını yaşamış ve o esaslardan dışarı çıkmamış olmak şartıyla. İzzet ve Celal sahibi Allah'a yakın olmak tasarruf erbabının cennetidir. Ondan uzak bulunmaları ise kendilerinin cehennemidir. Onlar Allah'a yakın olunca kendilerini cennette, uzak olunca da cehennemde addederler. Yine onlar ancak bu cenneti arzularlar. Ancak bu cehennemden korkarlar. Yani Allah'tan uzak bulunmak, onların nazarında cehenneme girmek demektir. Onun için Allah'tan uzak bulunmaktan şiddetle korkarlar. Bu cehennem sıradan bir müminden bile imdat bekler. Ondan kaçar. Allah'ı seven muhlislerden nasıl kaçmaz ki? Müminin hali dünyada da ahirette de ne güzeldir. O dünyada hangi hal üzere bulunursa bulunsun buna aldırış etmez. Yeter ki İzzet ve Celal sahibi Rabbinin kendisinden razı olduğunu bilsin. Nereye düşerse düşsün kısmetini alır ve ona razı olur. Nereye teveccüh ederse etsin İzzet ve Celal sahibi Allah'ın nuru ile bakar. Onun yanında hiç zulmet yoktur. Bütün işaretleri O'nadır. Bütün itimadı O'nadır. Bütün tevekkülü O'nadır. Mümine eza etmekten sakınınız. Zira eziyet mümine eza edenin bedeninde bir zehirdir. Ayrıca fakir düşmesine ve azap görmesine de sebeptir. Ey İzzet ve Celal sahibi Allah'ı ve onun seçkin kullarını bilmeyen ve tanımayan kişi, Allah dostlarını çekiştirme. Onlar hakkında gıybet etmenin tadını tatma. Zira onlar hakkında edilen gıybet öldürücü bir zehirdir. Onlara bir kötülükle saldırmaktan ve haklarında kötü söz söylemekten sakın. Yine sakın, yine sakın, yine sakın. Zira onların içinde üzerine titrenilenler ve her isteği yerine getirilenler vardır. Ey münafık! Nifak şüphesi senin kalbini sarmış. Dışına da içine de hakim olmuş, malik olmuş. Bütün ahvalde tevhid ile ihlas ilacını kullan. Bu takdirde behemel şifa bulursun. Şüphe ve müşkillerin ortadan kalkar. Şeriat hudutlarını ne de çok çiğniyor. Takva zırhlarınızı nasıl da parçalıyor,
tevhid elbiselerinizi nasıl da yıpratıyor ve imanlarınızın nurunu nasıl da söndürüyorsunuz? Bütün fiil ve ahvalinizde izzet ve celal sahibi Rabbinize karşı nasıl da öfke gösteriyorsunuz? Biriniz felah bulduğu ve bir kulluk istediği zaman ucup kendini beğenmişlikle insanlara gösteriş yapma ve onların methini bekleme arzularıyla dolup taşıyor. Sizden kim ki izzet ve celal sahibi Allah hakkıyla kullukta bulunmak isterse ibadetleriyle insanlara gösteriş yapmaktan geri dursun. Zira diğer insanların amelleri görmesi o amelleri iptal eder, değersiz hale getirir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden rivayet edilen bir hadislerinde şöyle buyururlar: size uzlet gerek. İbadetlerinizi halka gösteriş arzusuna kapılmadan yapmalısınız. Uzlet bir ibadettir. Ve yine uzlet sizden önceki salihlerin de adetidir. Siz önce iman etmeli, hemen peşinden imanı sarsılmaz derecede kuvvetlendirmeli, daha sonra da bütün fanilerden sıyrılmalı ve yalnız Allah ile var olmalısınız. Kendinle ve kendin gibi fanilerle değil, yalnız Allah ile. Hem de şeriat hudutlarını muhafaza ederek, şeriat esaslarını hiç zedelemeden, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i razı ederek, hem de Kur'an'ın rızasıyla ve Kur'an'ın esaslarına dayanarak. Bunun dışında musaflarda ve levhalarda yazılı Kur'an'ın dışında, Allah'ın kelamının dışında söz söyleyen kişide hayır yoktur. İzzet ve celal sahibi Allah'ın kelamı onun kudret elinde bir taraftır. Bizim elimizde bir taraftır. Sen münhasıran Allah'a yönelmeli, diğer fanilerden behemhal kopmalı ve yalnızca ona bağlanmalısın. Zira hiç şüphe yok ki o hem dünyanın meşakkatlerine karşı hem de ahiretin meşakkatlerine karşı sana kafidir. Seni hayatta da korur, mematta da. Her halükarda sıkıntı ve meşakkatleri senden def eder. Sen bu noktayı iyi kavramalı ve Kur'an'a yapışmalısın. Kur'an'a sarıl, ona hizmet et ki o da sana hizmet etsin. Seni kalbinin elinden tutarak alsın, götürsün ve izzet ve celal sahibi Rabbinin huzuruna bıraksın. Kur'an ile amel etmek senin kalbinin kanatlarını tüylendirir. Böylece o bu kanatlarla izzet ve celal sahibi Rabbinin huzuruna doğru uçar. Ey sufilere mahsus elbiselere bürünmüş kişi! O elbiseyi önce özüne, sonra kalbine, sonra nefsine, en sonra da bedenine giydir. Zühd ve takvanın bidayeti özden başlar. Batından başlar, içten başlar. Zahire doğru gider. Zahirden başlayıp batına doğru gitmez. Öz, batın saf ve temiz oldu mu, bu safiyet oradan kalbe, nefse, uzuvlara, yiyeceklere ve giyeceklere geçer. Daha sonra da bütün ahvaline sirayet eder. İlk düzeltilecek şey evin içidir. Evin içinin düzeltilmesini tamamladığın zaman kapısının düzeltilmesine yönelebilirsin. Batınsız zahir olmaz. Yaratansız yaratılan olmaz. Ev olmadan kapı olmaz. Harabeliğe kilit vurulmaz. Ey ahireti tanımayıp yalnız dünyayı tanıyan. Ey yaratanı tanımayıp yalnız yaratılanı tanıyan. Senin içinde bulunduğun bu hallerin hiçbirinin kıyamette sana faydası olmaz. Bilakis zararı olur. Sendeki bu meta senden asla satın alınmaz. Senin bu dünyadaki metan riyadan, nifaktan ve günahlardan ibarettir. Bunlar ise öyle bir şeydir ki ahiret çarşısında satılmaz, değeri yoktur. Önce İslam'ı olduğu gibi ve doğru olarak anla, gör. Sonra al, İslam istislamdan türemedir. Yani kayıtsız şartsız teslimiyet ve itaat demektir. Eğer Allah'ın işini Allah'a bırakmış olsaydın, kendini ona teslim eder, ona güvenir ve kendi gücünü kuvvetini bir kenara bırakırdın. Ayrıca elindeki dünyalıkları ona kulluk yolunda harcar, taat ve ibadetlerde bulunur. Bu taat ve ibadetleri ona teslim ederek unuturdun.
Kendisinde ihlas bulunmayan her amel içi boş bir cevizdir. Özü bulunmayan bir kabuktur. Kurumuş bir ağaçtır. Ruhsuz bir cesettir. Manasız bir surettir. Bu münafıkların amelidir. Ey oğul! Mahlukatın her biri birer alettir. İzzet ve celal sahibi Allah ise onların yaratıcısı, sanatkarı ve mutasarrıfıdır. Kim ki bu hakikati görürse alete bağlanmaktan kurtulur ve onda tasarruf edeni müşahede eder. Fanilerle birlikte olmak ve onlara dayanıp güvenmek bir keskinliktir, bir külfettir, bir kederdir. İzzet ve celal sahibi Allah ile birlikte olmak ve ona dayanıp güvenmek ise bir ferahlıktır, bir güzelliktir, iyiliktir, bir nimettir. Senden öncekilerin gelip geçtiği geniş ve doğru yoldan sapmışsın. Seninle onlar arasında bir münasebet, bir yakınlık yok. Ey yoldan sapmış kişi! Ey kendisiyle insan ve cin şeytanlarının oynadığı kişi! Ey nefsin, hevai arzuların, tabiatın kulu! Sen kendi görüşünle kanaat etmiş, sana hakikatleri öğretip terbiye edecek bir üstad, mürşit edinmemişsin. Vah sana! Tam bir dilsiz olmuşsun. İzzet ve celal sahibi Hak'tan yardım iste. Nedamet, pişmanlık ve itizar, özür dilemek, özür beyan etmek ayaklarıyla ona dön. Ta ki düşmanların elinden seni kurtarsın, helak denizinin dalgaları arasından salimen sahile çıkarsın. Halen içinde bulunduğun halin akıbetini düşün. Bunu yaparsan hiç şüphe yok ki hiç de iyi olmayan o hali terk etmek sana kolay gelecektir. Sen gaflet ağacının altında gölgeleniyorsun. Onun gölgesinden derhal çık. Şu anda güneş ışığını görmüş, tarik-i müstakimi, hak yol, doğru yolu tanımış durumdasın. Gaflet ağacı cehalet suyu ile büyür. Uyanıklık ve marifet, marifetullah ağacı fikir tefekkürle büyür. Tevbe ağacı nedamet pişmanlıkla büyür. Muhabbet Allah sevgisi ağacı ise takdir ilahiye, kadere gönül rızası ile teslimiyetle büyür. Ey oğul! Bir zamanlar senin için bazı mazeretler vardı. Önceleri çocuktun, gençtin. Hakikatleri bilmiyordun. Allah'a giden yolu bilmiyordun. Şimdi ise yaşın 40'ına yaklaştı. Belki de 40'ını aştı. Fakat sen hala küçüklerin oynadıklarıyla oynuyorsun. Artık cahillerle, kadınlarla, çocuklarla haşır neşir olmayı bırak. Takva sahibi büyüklerle arkadaş ol. Onların sohbetinde bulun. Cahil ve hoppa gençlerden kaç. Avam tabakasından ayrıl. Eğer onlardan biri senin yanına gelirse ona tıpkı bir tabip doktor gibi muamele et. İnsanlara karşı tıpkı evlatlarına karşı şefkatli bir baba gibi ol. İzzet ve celal sahibi Allah'a ibadet ve kulluğu çoğalt. Allah'a ibadet ve kulluk, onu zikretmek, onu hatırlamak demektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden rivayet edilen bir hadislerinde şöyle buyururlar: kim ki izzet ve celal sahibi Allah'a itaat ederse onu zikretmiş, hatırlamış demektir. İsterse namazı, orucu, Kur'an okuması az olsun. Kim de Allah'a asi olursa onu unutmuş demektir. İsterse namazı, orucu, Kur'an okuması bol olsun. Mümin izzet ve celal sahibi Rabbine itaatkardır. Onun takdiratına gönül rızasıyla boyun eğer. Onun yolunda her türlü musibet ve sıkıntılara katlanır, tahammül eder. Bütün hazlarında, konuşmalarında, yemesinde, içmesinde, giyiminde ve her türlü tasarrufunda Allah'ın koyduğu hududu aşmaz. Münafık ise bütün hallerinde bunların hiçbirine aldırış etmez. Ey oğul! Kendi halin üzerine düşün. Sende bulunması gereken bir takım hasletlerin hiç de bulunmadığını nefsine haykır, kabul ettir. Sen Allah'a sadakatle bağlı biri değilsin. Bir sıddık değilsin. Allah'ı seven,
onun takdiratına gönül rızasıyla teslim olan birisi değilsin. Allah'tan gelen her şeye razı olan biri değilsin. Allah'ı tanıyan birisi değilsin. İzzet ve Celal sahibi Allah'ı tanıdığını iddia ediyorsun. Öyleyse söyle bana bakalım, onu tanımanın alameti nedir? Kalbinde ne gibi hikmetler ve ne gibi nurlar görüyorsun? İzzet ve Celal sahibi Allah'ın dostları, evliyanın alametleri nelerdir? Onun peygamberlerinin naip ve vekilleri olan abdalların alametleri nelerdir? Sen herhangi bir kişi bir iddiada bulununca hemen onun bu iddiasının doğruluğunu kabul edileceğini, bu hususta kendisinden hiçbir belge istenmeyeceğini, parasının kalp olup olmadığının anlaşılması için mihenk taşına vurulmayacağını zannediyorsun. Ne de yanlış bir zan içindesin. Musibetlere sabredip tahammülü göstermek ve her halükarda gerek kendisi, gerek aile efradı ve gerekse diğer insanlar hakkındaki ilahi kaza ve kaderin tamamına razı olmakta İzzet ve Celal sahibi Allah'ı tanıyan arif kişinin vasıfları cümlesindendir. Ey oğul! Allah sevgisiyle bir başkasının sevgisi aynı bir kalpte asla toplanmaz. İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyur: Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmadı. Ahzab suresi 4. ayet. Dünya ile ahiret bir arada toplanmaz. Yaradan ile yaratılanlar bir arada toplanmaz. Fani şeyleri terk et. Ta ki senin için fani olmayan şey hasıl olsun. Nefsini de malını da Allah yolunda harca. Feda et. Ta ki senin için cennet hasıl olsun. İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurur: Hiç şüphe yok ki Allah kendilerine vereceği cennet mukabilinde müminlerin canlarını ve mallarını satın almıştır. Tevbe suresi 111. ayet. Sonra Allah'ın gayri şeylerden alakanı kes. Kalbini masivadan temizle. Ta ki senin için ona yakınlık hasıl olsun ve hem dünyada hem de ahirette onun sohbetinde bulunasın. Ey İzzet ve Celal sahibi hakkı seven kişi! Onun takdir ilahisi nasıl ve ne tarafa dönerse sen de öylece o tarafa dön. İzzet ve Celal sahibi hakkın yakınlığının meskeni olan kalbini temizle. Allah'tan başka ne varsa hepsini oradan süpür. Tevhid, ihlas ve sıdk kılıcıyla onun kapısına otur. Orayı tut. O kapıyı ondan başka kimseye açma. Kalbinin köşklerinden bir tekini dahi ondan başka bir şeyle meşgul etme. Ey oyun oynayanlar! Benim yanımda oyun yok. Ey kışırlar, kabuklar! Benim yanımda özden başka bir şey yok. Benim yanımda sadece katıksız bir ihlas, yalancısız bir doğruluk var. İzzet ve Celal sahibi Hak sizin kalplerinizde takva istiyor, İhlas istiyor. Sizin amellerinizin görünüşüne asla bakmıyor. İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyuruyor: Allah'a onların etleri de kanları da asla ulaşmaz. Bilakis ona sizin takvanız ulaşır. Hac suresi 37. ayet. Ey Ademoğulları! Gerek dünyada ve gerekse ahirette ne varsa hepsi de sizin için yaratılmıştır. O halde hani sizin şükrünüz? Hani takvanız? Hani takvanızın ve şükrünüzün emareleri? Hani Allah yolundaki hizmetleriniz? Aciz gösterip de ruhsuz ameller işlemeyiniz. Amellerin birer ruhu vardır. Amellerin ruhu ihlastır.